Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün yine bir dinleyici sorusuyla geliyorum. Arkadaşımız diyor ki, yıllar önce üniversitedeyken 4 kutsal kitabı o zaman okuyordum ve o kitaplardaki olaylar ve peygamberler hep Orta Doğu'yu anlatıyordu. Size sorum şu, binlerce yıllık tarihi olan Çin, Japon ya da ABD'de Kızılderililerin niye peygamberler gönderilmedi? Sizin bu konudaki düşünceniz benim için çok önemli. Bununla ilgili video hazırlar mısınız demiş arkadaşımız. Aslında ben daha evvelden bu konuya değinmiştim. Orada da farklı inançlarla alakalı takım şeyler anlatmıştım. Şimdi istiyorsanız biraz daha gireyim konuya. Esasen bu farklı insanlara, farklı hatta insansızlara peygamber gönderme geyiği çok evvelden olmuş olmalı. Ve hatta ben Neandertaller hakkında video yaptım ama değil. Neandertaller Allah'a inanıyorlar mı diye. Neandertaller ölülerini gömüyorlardı. Yani hiçbir ekonomik rasyonalitesi olmayan bir iş yapıyorlardı. Ölülerini gömüyorlardı. Ölü gömmenin tek bir açıklaması var. Dini inanç. Aynı şekilde avcı toplayıcı insanlar yarı hayvan gibidir falan diye 100 yıldır öttürüyordu ateist arkeolojiciler. Ama hem bu Çatalhöyük'te çıkan evlerde evlerin tam altına gömülen aile büyükleri hem de bundan neredeyse 14 bin yıl evvel Göbeklitepe'de yapılan ve sadece ve sadece dini bir amaçla inşa edilmiş olan bu anıtlar bize bu avcı toplayıcı, yok yarı hayvan yarı insan, böyle ayı eşek tarzı falan insansıların geçmişte yaşamadığını görüyor. Yani yaşamış olan bütün kavimlerde dini bir inanç var ve bu dini inançlar birbirlerinden çok ama çok farklı olsalar dahi çok enteresan ortak noktaları var. Yani bu adamların birbirleriyle hiç ilgisi alakası yok ama inançlar neredeyse tamamen ortak. Yani böyle basit takım noktalar var ve bunlar aynısı ki ben bunu da ilgili videomda yine anlatmıştım. Burada biraz daha derinlemesine girelim. Arkadaşlar bu Hindistan'la Tayland mı ne? Orası arasında bir ada var. Bu adadaki yerliler bundan yaklaşık 50 bin yıl evvel o adaya çıktı. Yani 50 bin yıl evvel çıktıkları için bu adamların ta 50 bin yıl evvelki bizim insan atalarımızla dimdirek bağlantıları var ve bunlar hiç başka bir yerde karışıp değişmedikleri için inanılmaz derecede bir DNA saflıkları var. Tabii çok fazla araştırma yapılamıyor bu adamlarla. Çünkü bu adamlara yanaşılamıyor. Birincisi adaya gelen herkesi öldürüyorlar. İkincisi bu adamların hiçbir şekilde herhangi bir hastalığa bağışıklık sahibi olamayacakları bilindiği için bu adamları öldürmekten korkuluyor. O yüzden de bu adamların adalarına yanaşılamıyor. Fakat bu adamlar normal bildiğin siyah ve bir kabile halinde yaşıyorlar ve dini inançları var. Kızılderililerin de dini inançları vardı. İnkaların da, Mayaların da dini inançları vardı. Kuzeybatı'ndaki insanların da dini inançları vardı ve hatta normalde çok ama çok sonra keşfedilen Avustralya yerlilerinin ve hatta Papua Yeni Gine yerlilerinin de dini inançları vardı. Ve arkadaşlar ortak noktalar şunlar. Bir kere bu dinlerde ne kadar çok tanrı olursa olsun bir tanesi ana tanrı oluyor. Yani tanrılardan birisi esas tanrı. En büyük tanrı. Bunun biz aynısını Greek mitolojisinde de görüyoruz. Ve orada da Zeus'un ana tanrı olduğunu görüyoruz. Yine bütün dinlerde mesela Aztek dininde evet oralarda da fazla tanrılar var ama ana tanrı bir tane. Hatta Mısır dininde de ana tanrı bir tane. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Demek ki bir tanrı fikri en öncesinde varmış ve sonrasında diğer yavru tanrılar ortaya çıkmışlar. Şimdi bunu teorize eden Wim Durant gibi ahlaksız dinsizler şöyle diyorlar. Ya işte çok tanrılıymış da sonradan tek tanrılığa evrilmiş. Ya arkadaş tanrı fikrini oluşturduktan sonra nasıl çoktan teke inmiş olabilir ki? Yani bak adamın öne sürdüğü olayda bile mantık yok. Yani bunu tanrı fikrinin yani ortaya çıkmasıyla beraber bu tek olarak çıkmış olmalı ve burada diğer tanrılar uydurulmuş olmalı. Ki biz günümüzde de aynısını görüyoruz. İşte mesela Müslümanlar güya bir tane tanrıya inanıyorlar değil mi? Güya diyorum. Niye? Çünkü Müslümanlar mesela evliyalara falan inanıyorlar. Yani gidin Eyüp Sultan'ın türbesine şimdi veyahut da Hacı Bektaş Veli'nin türbesine. Hani biri Sünni biri Alevi ya. Hani Aleviler çok aydın ya. Bir gidin bakalım oradaki rezillikleri görün. Ya normal bildiğin Hacı Bektaş Veli veyahut da Eyüp Sultan. Bildiğin tanrı. Yani resmen tanrı. Ve ondan istiyorlar. Ya Eyüp Sultan bize ev ver. Ya Eyüp Sultan ben işte evlenemedim. Benim evlenmeme yardım et. Ya Hacı Bektaş de borçlarımı ödeyemiyorum yardım et falan diye. Ulan ölmüşmüş adamdan hala daha böyle tanrı istek yapıyorlar. Bu tek tanrının çoğalması arkadaşlar öbür inanışlarda da aynen böyle oldu. Yani mesela Müslümanlarda yazılı bir kaynak olmasa da daha böyle gidilse normal bildiğin tanrı panteonu çıkar. Ve yüzlerce tanrıya tapılır Anadolu'nun her yerinde. Bu işler böyle. Orta çağda tabi böyle kayıtlı olmadığı için tek tanrı fikri sonradan çok tanrılara yol açmış. Ama her zaman tek tanrı olur. Bir tane diğer tanrıların üzerinde bir tanrı olur. Şimdi bir diğer ortak nokta filmlerde bir ahiretin olması. Bu çok enteresan bir durum. Çünkü normalde bu da rasyonel değil. Yani öleceksin, öldükten sonra da başka bir dünyaya gideceksin. Yani bildiğin başka bir dünyayı uyduruyor. O dünyada iyilerin ve kötülerin birbirlerinden farklı bir şekilde muamele göreceğini düşünüyor. Bu Aztek dininde de var. Bu aborjinlerin dininde de
da var. Bu bütün dinlerde var. Yani aynı şekilde var. Şimdi mesela eğer din evrimsel bir şekilde uydurulmuş olsa, yani insanlar günün birinde ya din diye bir şey uyduralım falan filan deseler, neden bu ortak noktaları uydururlar? Yani tek tanrıyı ve ahiret inancını nasıl uydurabilirler aynı anda? Yine tabii bütün dinlerde kainatın bir başlangıcının olduğunu ve kainatın bir sonunun olduğunu da belirtmem gerekiyor. Şimdi burada anlıyoruz ki dinlerin hepsi bir kaynaktan gelmişler ve bu coğrafyalar birbirinden çok uzak da olsa, bu insanlar birbirinden çok uzak coğrafyalarda yaşamış da olsalar, hatta Kızılderililer ve Aborjinler gibi birbirleriyle hiç alakası olmayan farklı coğrafyaların insanları olmuş olsalar dahi benzer mutlu dinlere inanmışlar. Şimdi bu bize neyi gösteriyor? Eğer inanan bir adamsa, nasıl ben inanan bir adamım, bana bunların tek bir yaratıcı tarafından öğretilmiş olduğunu gösteriyor. Peki o zaman neden diğer toplumlara peygamber gelmedi diye soruyor ya arkadaşım. İşte şimdi burada aslında sorun, bu sorunun kendisi. Yani bu soru problem. Yani normalde bir problem yok. Yaratıcı kendi dinini insanlara aktarmış. Hatta insanlara değil, Neandertallere aktarmış. İnsansılara aktarmış. Fakat biz burada ne diyoruz? Orta Doğu'nun peygamberleri diyoruz, değil mi? Şimdi arkadaşlar işte sorunun yanlış olduğu yer burası. Çünkü bizler dini Orta Doğu'lu peygamberler vasıtasıyla öğrenen bir dinin mensuplarıyız. Ve Orta Doğu'daki dinler gerçekten de peygamberler vasıtasıyla gelmişler. En başta Zerdüşt'ten başlayarak, sonrasında Maniizm, sonrasında Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik hep böyle peygamberler eliyle gelmiş ve bu insanlara peygamber denmiş. Kaldı ki bakın, peygamber normalde Arapça değil. Arapçası bunun Nebi ya da Resul, yani elçi ya da kendisine kitap verilmiş olan kişi. Ama peygamber tabirini ben daha çok seviyorum ki peygamber tabiri Farsçadır. Biz Türkler tüm dini İranlılardan öğrenmiş olduğumuz için bizim dinimizdeki bütün kelimeler de aslında Farsçadır. İşte namaz, oruç, bunlar falan filan. Peygamber de bunlardan bir tanesi. Bunun İngilizcesi prophet, ki bu da güzel bir tabir. Ama bu daha çok kahin, gelecekten haber veren ve kendisine böyle fikir sorulan şaman imamı gibi bir şey normalde. Ve peygamber de aynı manaya gelir. Yani şaman imamıdır peygamber. Bizim dilimize doğru olarak bu versiyon yerleşmiş. Ve biz Hazreti Peygamber'in böyle bir insan olduğuna inanmışız. Ama işte bu özellikle 10. 11. yüzyılda Hristiyanlarla tanışınca bizim Müslümanlar, ya sizin İsa Allah'sa bizim Muhammed de ondan aşağı kalır yanı yoktur falan filan gibi bir sürü saçma salak şeyler uydurmuşlar ve peygamberi adeta bir tanrı pozisyonuna getirmişler. Mesela Cübbeli Ahmet'in inandığı peygamber ya da Fethullah Gülen'in inandığı peygamber arkadaşlar aslında bir ilahtır. Nereden çıkarttım ben bunu? Bakın, Cübbeli Mahmud böyle ballandıra peygamberin dışkısını yaptığını, sidiğini yaptığını ve etrafındaki sahabelerin bunları yemek için, içmek için böyle birbirleriyle yarıştıklarını falan anlatıyor. Şimdi dışkısı yenebilen, sidiği içilebilen bir insan, insan olamaz arkadaşlar. Halbuki Kur'an'da apaçık peygambere hem de bir kere değil 2-3 defa yahu ben de sizin gibi bir insanım dedirtiliyor. Ama buna rağmen Velhamu bu adamın dışkısını sidiğini içiriyor. Fethullah Gülen dedim. Mesela Fethullah Gülen'in bir kitabı var değil mi? Adı ne? Sonsuz Nur. Hatta İngilizce çeviriler Infinite Light. Ve tabii bu sonsuz nur peygamber oluyor. Arkadaşım, peygamber sonsuz olabilir mi? Peygamberin nuru sonsuz olabilir mi? İşte hani bir hadis vardır ya, tüm kainatı senin hakkına yaratmana falan filan. Yani Allah Allah değil de sanki böyle erkek, affedersiniz, arkadaşına böyle metiye düzen birisi gibi böyle. Yani çok enteresan, böyle hakikaten eşcinsel çağrışımları olan bir hadis o. Şimdi burada olan şey bildiğin düpedüz sapıklık. Yani peygamber dediğin adam senin düpedüz bir insandı. Aynen bakın, sizin gibi, benim gibi bir insandı. Hatalar yapıyordu. Bir önceki videomda da anlattım. Yahu adama işte git dinini anlat diyorlar, oku diyorlar. Yani bu sana indirilmiş olan Kur'an'ı git sağda solda anlat falan filan diyorlar. Korkuyor, kaçıyor, geliyor, evine saklanıyor. Ulan diyor, ne oluyor ya falan filan. Anlamıyor mevzuyu. Ya neden? Çünkü insan. Ama tabii bizim peygamber anlayışımız ne? İşte daha 5 yaşındayken belliymiş. 7 yaşındayken kalbini yarıp yıkamışlar kalbini, bilmiyorum ne. Ya işte ölene kadar başında bir tane bulut onun gölgesini yapmış falan filan. Ya arkadaşlar, bu adam böyle insan olamaz ki. Bu bir ilah. Ve bizim peygamberimiz, bakın tekrar söylüyorum, ilah değil. Aynı diğer peygamberler de ilah değiller. Ama işte maalesef Hristiyanlar da aynı dangalaklarını çalışmışlar. Ve İncil'de açık açık 5 tane abisi vardı, 4 tane kız kardeşi vardı diye yazılan İsa, yani Meryem'in ilk çocuğu bile değil. Meryem'in yaklaşık 7. 8. çocuğu bu adam. Ama bizim İncil'de işte böyle bir adamı tutup Bakire Meryem'den olma ilah diyorlar. Yani işte bu da neden oluyor? Orta çağ karanlığı. Başka bir şey değil. Yani az buz böyle süper güçler falan gösterdim. Bir ilah oluyorsun orta çağda. Ben bu bağlamda Yahudilerin peygamber anlayışını çok daha uygun görüyorum. Yahudilerin peygamber anlayışı aslında tam tamına olması gereken peygamber anlayışıdır. Yahudilerin peygamberleri insandır. Ama her şeyleriyle insandır. Yanlış yaparlar, hata yaparlar, günah işler.
işlerler ve normal insanlar gibi tedip edilirler, insanlar gibi ceza görürler, insanlar gibi öldürülürler mesela. Bir tanesini ağacın içinde keserler falan. Ama mesela Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Neden? Çünkü bizdekiler kutsal. Böyle Allah yavrusu gibi bir şey. Şimdi bu doğru olan, yani insan olan peygamber anlayışına baktığımız zaman, o zaman neden Orta Doğu haricindeki yerlere peygamber gelmedi sorusunu ne kadar mantıksız olduğunu anlarız. Neden? Çünkü Orta Doğu'nun haricindeki başka yerlere de peygamber gelmiştir ve bu peygamberler basit, normal, senin gibi, benim gibi adi, sıradan insanlar oldukları için bu adamların ismi, cismi bugüne kadar kalmamıştır. Bunun açıklaması bu kadar basit. Yani Allah'ın kendisine vahiy gönderdiği, Allah'ın kalbine ilhamlar verdiği insanlar aslında sizin gibi, benim gibi insanlardır. Diğer coğrafyalarda bir şekilde kalmış olduğu için dinler, yani Allah'ın verdiği mesajlar normal olarak korunmuş ve saklanmış olsa da o peygamberler ve onların isimleri ve onların spesifik mesajları günümüze kalmamıştır. Zaten bu bağlamda böyle kafası çalışan adamlar normalde Konfüçyüs'ün, yani Çin'deki bu Budist arkadaşın bildiğin peygamber olduğunu söylüyorlar. Yine aynı şekilde mesela Yunan mitolojisinin ortaya çıkmasından evvel yaşamış olan Sokrat'ın da bir peygamber olabileceği söyleniyor ki ben bunlara katılıyorum. Yani burada bir yanlış yok. Hayır, değildir ya. Yenecek bir durum yok. Neden? Çünkü arkadaşım düzgün adamlarmış, doğru adamlarmış. Allah'ı anlatmışlar. Bakıyoruz biz Konfüçyüs'ün falan mesajlarına. Konfüçyüs de bir adam. Meritokrasiyi ve devlet düzenini kurmuş bir adam. Ki orta çağdaki en önemli öge biliyorsunuz budur. Yani Farabi'nin devletinde anlatılan da, Eflatun'un devletinde anlatılan da ve hatta Zerdüştlük'ten kalma, o iyi insan olma falan idealleri hep böyle orta çağda genel geçer hadiseler olmuş ve dinler de bu bağlamda mesajlarını iletmişlerdir. Şimdi bu bağlamda tekrar özetleyecek olursak, yani neden Orta Doğu'nun haricinde peygamber gelmedi sorumuz saçma olur. Çünkü biz bilmiyoruz sadece isimlerini. Ama mesajlar, dinler ve burada doğrunun yapılması, doğru adam gibi toplumların oluşturulması için kuralların korunması falan gibi, cennet cehennem gibi, iyi insan olmanın övülmesi gibi inançlar bir paralellik arz ettiğine göre bu mesajları binlerce kilometrelik farklılıklarla gönderen yaratıcının da tek olması gerek. Ve o bağlamda da sadece Orta Doğu'da değil, başka yerlerde de peygamberlerin gönderilmiş olması ve onların hayatları boyunca dinlerini anlatmış olmaları düşünülmelidir. Ya da en azından ben böyle düşünüyorum. Katılıyorsanız ya da katılmıyorsanız arkadaşlar lütfen yorumlara belirtelim. Böyle çok küçük bir kelimelik yorumlar dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenelim ve sağda solda paylaşmaya çalışalım. Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler dilerim.